Merhaba arkadaşlar. Şimdi Salı akşamı yapımlar nasıl izlendiler? Analiz videosunu sizlere çekiyorum. Şu an neden gülümsüyorum arkadaşlar? Yıllardır analiz yapıyorum. Hayatımda ilk defa ama ilk defa ben analiz yaparken bu kadar zorlandım. Bakın. Pek anlık analizlerde de sonuçların ne çıkıp çıkmamasına da normalde takılmıyorum ben. Genel analizlere bakıyorum. Yani genel analizde diyorum ki şu kadar yapımın izlenmesi şu kadar olur, şu kadar bölümde şu kadar düşer. Ben o izlenmelere pek takıldığım için anlık analizlerde hani ortalama ne kadar yanılırım yanılmam onlara o kadar takılan birisi değilim. Ama bu akşam kadın dizisi ve ufak tefek cinayetlerin anlık izlenmelerde nasıl bir sonuç alır düşüncesine öyle ben bir takıldım ki analizleri yaparken. Yani dört döndüm durduğum yerde. Ve analizi yaparken kafam allak bullak olduğu yerler çok oldu. Allah Allah dedim yanlış mı analiz ediyorum? Ya diyorum bir şeyler oluyor. Şimdi ben sosyal medyalar üzerinden seyircilerin tepkilerini çok topluyorum. Şimdi kadın dizisine yorum yazanların %98'i gerçek kullanıcı. Ufak tefek cinayetler dizisine yorum yazanlar da aynı şekilde. Yani iki diziye de yorum yazan seyirci kitlesi de gerçek kullanıcılarda olunca ve bunlar üzerinden de bir sonuç çıkartmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum bir yandan kadının düştüğünü görüyorum. Sonra bir bakıyorum ufak tefek cinayetlerin düştüğünü görüyorum. Kadının düştüğünü görüyorum, yükseldiğini görüyorum. Ufak tefek cinayetlerin. Sonra oturdum. Tekrar bölümleri de nasıl izleniyor onlara bakarken aynı zamanda yayında oldukları sürece seyirci tepkilerini analiz etmeye başladım tekrardan. Ama ben bu kadar gerçek anlamda zorlandığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Kadın Kore ve Japon uyarlaması. Ortalama 8 ile 10 reyting bandında seyircisi var. Ufak tefek cinayetler ortalama 4,50 ile 6 reyting bandında bir genel seyircisi var. Şimdi ben kadını ilk bölüm çok yüksek açılış yapacağını kafama da aşırı derece koymuşum. Ha tabii ufak tefek cinayetleri de ilk bölüm öyle küçük bir izlenme oranıyla başlayacağını düşünmedim. Çünkü Dolunay seyircisinin yani Dolunay'ın 5 ile 6 reyting bandında bir seyircisi vardı. Yani diyorum yani şunu diyordum ben. Ya bu Dolunay'ın en az 3-3,5 oranında reyting seyircisi gelse ufak tefek cinayetler de o ara kendisinin 3-3,5 oranında seyircisini çekse 6-6,5 oranında reyting alır. Ben buna aşırı derece bir takıldım. Analizleri yaparken bir de seyirci yorumlarına da baktım. Şimdi kadın dizisini de beğenen çok. Ufak tefek cinayetler dizisini de beğenen çok. Sonra şunu yaptım. Kadın dizisini bitirdim. Sonra ufak tefek cinayetleri açıp izledim. Bu sefer kendi bakış açımla bu sefer değerlendirdim. Yani bu akşam bu iki diziyi değerlendirirken, analizini yaparken ciddi anlamda her dakika analizlerin detaylarına başvurdum diyebilirim arkadaşlar. Yani ciddi anlamda çok zorlandım. Ya bakın abartısız söylüyorum. Ben bu akşamki analizi, şu an paylaşacağım analiz oranlarını doğru olarak çıkartmış olayım. Ya ben kendime böyle şey yaparım. Eğer doğru analizler çıkarttığımda gidip yemek söylerim. Kimse bana yemek söylemediği için arkadaşlar, ben kendi kendime söylüyorum. Bak abartısız diyorum. Yarın gideceğim. Bitlis büryanı yiyeceğim ya. Yani çatlasaya kadar yiyeceğim çünkü benim üzerimdeki bu efor stresini başka hiçbir şey alamaz.
Ha şimdi de yüzümün gülmesi de şundan dolayı ben bir araştırdım analizleri, dakikalık analizlerin üzerinde dururken. Ha dedim tamam Erol. Doğru noktada sonuçları çıkartmaya başlamışsın dedim ve şu an büyük ihtimalle tabii yarın ne kadar bağımsız analizler yapıyorum, ne kadar doğru gelir gelmez hep beraber göreceğiz. Geldiği zaman da kendime yarın kebap söyleyeceğim. Hemen şimdi arkadaşlar sizlere kim nasıl izlendi paylaşayım. Başta yayında olan dizileri söyleyeyim. Tutsak dizisi kendi genel seyircisini çekti arkadaşlar. Yani pek kadın dizisi ve ufak tefek cinayetlere seyirci göndermedi. Son bölümünde çektiği seyirci oranlarını çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özet bölümünde hızlı başladı. İyi başladı arkadaşlar. Yeni bölümünde de hızlı bir şekilde başladı. Seyirci ilgisini de çekti. Yani genel olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünden daha iyi bir izlenme alıyor diyebilirim arkadaşlar. Şu an dizi daha devam ediyor. Bittikten sonra genel analiz bir videosu çeker miyim, çekmez miyim onu bilmiyorum ama galiba çekmem. Yani bu oranlarda da gider. Genel olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Yine son bölümünde çektiği seyirci oranlarını çekti ama belli aralıklarda daha bir iyi gitti diyebilirim. Peki Klavye Delikanlıları nasıl izlendi? Arkadaşlar yine son bölümünde çektiği seyirci oranlarını çekti. Belli aralıklarda bir yükselmeler falan yaşadı ama o yükselmeler içerisinde de zap yedi. Yani geçen haftadan biraz daha iyiydi seyirci çekmede ama zap yemesi biraz yüksek olduğu için klavye delikanlılarının, hani ben şöyle söyleyeyim, klavye delikanlılarının 3 ile 4 bandında bir seyirci kitlesi var arkadaşlar. O oranları çekti diyebilirim arkadaşlar. Şeyi de söyleyeyim. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 8 ile 10 rating bandında çekti. Bu akşam da bu şekilde de anlatayım çıkarttığım sonuçları. Tutsak dizisi de 3 ile 4,50 bandında çekti arkadaşlar. Yani yine kendi genel seyirci oranlarını çekti. Peki geldik en önemli noktaya. Ufak tefek cinayetler ve kadın dizisi nasıl izlendi? Hepiniz heyecanla beklediğinizi biliyorum. Şimdi söyleyeceğim sonuçları. Belki kiminiz diyecek ki inşallah bu da gelsin. Kiminiz diyecek ki yok ya, yarın resmi sonuçlarda gelen sonuçlar gelsin. Ciddi anlamda bu akşam bu analizi yaparken psikolojim bozuldu ya. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Kadın dizisinden başlayalım arkadaşlar. Kadın dizisi ilk bir etapta çok iyi bir seyirci kitlesi çekerek başladı. Sonra bu seyirci kitlesini tutuyordu. Sonra bu seyirci kitlesinden ufak tefek cinayetlerle seyirci kitlelerinde biraz bir yakınlık çıkmaya başladı. Yani kadın dizisi ufak tefek cinayetlere seyirci gönderdi. İşte benim de en fazla zaten analizi yaparken sıkıntı yaşadığım yerde o oldu. Daha sonra kadın dizisi bu seyirci kitlesini geri çekti, toparladı. Arkadaşlar kadın genel olarak ilk bölümünde bende iyi izlendi. Ben sonucu da yazmıştım arkadaşlar. Gerçekten de o sonucu da olduğu gibi size söyleyeyim. Gerçekten de yazdım bunu. Bakın normalde bunu yapmıyorum. Yazdığım oranları pek söylemiyorum. Zaten kim nasıl izlenme almış o oranları da söylemem ama bu akşam söyleyeceğim. Bakayım ben ne yazmışım. Çıkartmıştım sonucu. Evet. Totalda kadın 4,50 ile 5,50 bandında, ABD 5 ile 6 bandında, ABC 1'de 5,50 ile 6,50 bandında
bir izlenme almış arkadaşlar. Ufak tefek cinayetleri hesabını yapmıştım. Onda 3,50 ile 4,50 bandında totalda izlenme almış. AB'de 5 ile 6,50 bandında. ABC 1'de 4,50 ile 5,50 bandında bir izlenme almış. Twitter anketi de hesapladım arkadaşlar. Yani oturdum. Twitter ankette de nasıl izlenme almışlardır onları da hesapladım. Twitter ankete göre de kadın 5,50 ile 6,50 bandında, ABD 6 ile 7 bandında, ABC 1'de 6,50 ile 7,50 bandında. Twitter ankete göre ufak tefek cinayetler totalda 3,50 ile 4,50 bandında, ABD 5 ile 6 bandında, ABC 1'de 5 pardon 4,50 ile 5,50 bandında bir izlenme almış arkadaşlar. Benim tabi bağımsız analizlerimde bunlar. Peki tekrar bölümleri nasıl izleniyor? Onu da söyleyeyim. Tekrar bölümlerinde kadın 3,50 ile 4,50 bandında izleniyor. Ufak tefek cinayetler de 2,50 ile 3,50 bandında izleniyor arkadaşlar. Yani aslında iki dizinin de tekrar bölümleri güzel gidiyor da diyebilirim. Ha bir de TV8'de yerli bir film vardı. O da nasıl izlendi? O da genel olarak bir filme göre güzel izlendi arkadaşlar. Yani kısacası toparlarsam bu akşam yapımlar bu şekilde izlendi. Çok zorlu bir analiz akşamı oldu arkadaşlar. Umarım bir daha bu şekilde bir akşamı yaşamam. Ah, gerçekten de yaşamak istemiyorum. Siz de bu şekilde sayfama abone olarak sevdiğiniz yapımların analizlerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.